Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 22. sözün 2. makamını birlikte paylaşarak okuyorduk. 9. lemaya kadar bu paylaşımları yaptık. Bu akşam inşallah 9. lemayı okuyoruz. Cüzde, cüz'ide, külde, külli'de, yani bütün veya bütün parçalarında, külli alemde, alemin tamamında, bütününde, hayatta, zi hayatta, hayat ve hayat sahiplerinde, ihyada hayat vermekte olan sikkelerden, yani imzalardan, hatemlerden, yani mühürlerden, turralardan, damgalardan bazılarına işaret ettik. Şimdi nebilerde hesapsız sikkelerden bir sikkeye, imzaya işaret edeceğiz. Fert değil, tür, yaratılmış varlık cinslerinin nebilerinden bahsederek oradaki imzayı ifade edecek. Evet, nasıl ki meyvedar bir ağacın, meyveli bir ağacın hesapsız semereleri, meyveleri bir terbiye-i vahide, tek bir terbiyeye, bir kanun-u vahdetle, dirilik kanunuyla, bir tek merkezden idare edildiklerinden, külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhulet, kolaylık peyda eder ki, kesretle, çoklukla terbiye edilen tek bir semereye, bir tek meyvenin idaresine müsavi eşit olurlar. Demek kesret, çokluk ve taaddüdü merkez, merkezlerin çokluğu her semere için kemiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere, tek bir askere lazım teçhizat-ı askeri yapmak için orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten, tek merkezden kesrete, çokluğa geçse, efrat adedince kemiyet cihetiyle külfet, yani zorluk ziyadeleşir. İşte her nevide bir müşahede görünen suhuleti fevkalade, fevkalade kolaylık, elbette vahdetten, tevhidden gelen, tek merkezden yaratıp yönetmekten gelen bir yüz ve suhuletin, kolaylığın eseridir. Elhasıl bir cinsin bütün envaı, bir nevin bütün efradı, azayı esası de temel azalarda muvafakat ve müşabihetleri, benzerlikleri nasıl ispat ederler ki tek bir saniin, sanatkarın masnuları, eserleridir. Çünkü vahdeti kalem, kalem birliği, yani kudret kaleminin tekliği ve ittihad-ı sikke, imza birliği öyle ister. Öyle de bu meşrut görünen suhuleti mutlaka, mutlak kolaylık, eşyanın icadındaki mutlak kolaylık ve külfetsizlik, hiçbir zorluğun olmayışı, vücut derecesinde icap eder ki bir sani-i vahidin, tek bir sanatkarın, yani Allah'ın eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan bir suhbet, zorluk, o cinsi inidama ve o nevi ademi yokluğa ve hiçliğe götürecekti. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a isnat edilse bu eşyanın icadı, yaratılması ve yönetilmesi sadece Allah'a havale edilse, bütün eşya bir tek şey gibi bir suhulet, kolaylık peyda eder. Eğer esbaba, sebeplere isnat edilse, Allah'la ne alakası var bu işin diye bağı koparırsa, her bir şey bütün eşya kadar suhbet, yani zorluk peyda eder. Madem öyledir, kainatta şu görünen fevkalade ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mevzuliyet, bolluk, sikki-i vahdeti, yani birlik imzasını Allah'ın kudret
elinden çıktığını güneş gibi gösterir. Eğer gayet mevzuliyetle bollukla elimize geçen şu sanatlı meyveler vahid-i ahadin Allah'ın malı olmazsa bütün dünyayı verseydik bir tek narı yiyemezdik. Yani yapılamazdı. Yani zaten hariçte Cenab-ı Hakk'ın yaratıp yönettiği tezinin bir sıkıntılı durumu yok. Zaten yapıyor Cenab-ı Hak. Ama nasıl oluyor sorusunun cevabını vererek Bediüzzaman insanların zihnindeki karmaşayı giderip La ilahe illallah diyoruz ya, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun mana ve hakikatlerini bu ispatlarla ders vermiş oluyor. 10. lema, tecelli-i cemaliyi gösteren Allah'ın sonsuz güzelliğinin yansımalarını gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir, Allah'ın birlik delilidir. Belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. Tecelli-i celali, Allah'ın celal tecellilerini izhar eden memat, ölüm dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Yine Allah'ın birliğine delildir. Evet, mesela Belillahil metevlala, en yüce sıfatlar Allah'ındır ve temsilde de kusur aranmaz. Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffafatı, parlayan şeffaf şeyleri, güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe, güneşin varlığına şehadet ettikleri gibi, şahitlik yaptıkları gibi, o kataratın, katrelerin ve şeffafatın, şeffaf şeylerin grubuyla gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri, yani suyun üstündeki parlayan kabarcıkların gitmelerinden sonra arkadan gelen kabarcıkların aynı parlamayı göstermeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı devamı katiyen şehadet eder ki sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali hayali güneşlikler ve ışıklar ve nurlar bir baki, daimi, âli, tecellisiz, zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar, katreler yani. Zuhuruyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla, zevalleriyle, kaybolmalarıyla güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de şu mevcudat-ı seyyale, akıp giden varlıklar alemi, vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun, yani kainat olsa da olmasa da varlığı şart olan Cenab-ı Hakk'ın vücudunun, vücut ve vücuduna ve ahadiyetinin birliğine şehadet ettikleri, şahitlik yaptıkları gibi zevalleriyle, ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine, sonsuzluğuna ve ahadiyetine şahade ederler. Yani bir han gibi dünya meydanına çıkıp yaşayan, daha sonra ölen canlılar, o hayatı veren Allah'a şahitlik yaptıkları gibi ölümleriyle hayatı veren Allah'ın ezeli ve ebedi bir hayat sahibi olduğunu şahitlik ediyorlar. Çünkü arkadan gelenlere de aynı şekilde hayat veren daimi bir hayat sahibi var olduğuna şahitlik etmiş oluyor canlılar ölümleriyle. Evet, gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde tecedüden yenilenen, tazelenen masnuat-ı cemile bu güzel sanatlı varlıklar, mevcudat-ı latife, elbette bir âli yüce ve sermedi sonsuz ve daimi tecelli, devamlı tecelli eden binbir esması devamlı aleme tecelliden yansıyan bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi
o masnuat, o sanatlı varlıklar esbab-ı zahiriyi süfliyeleriyle, yani zahiri aşırı sebepleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, o esbabın, sebeplerin hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal katiyen ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esması, yani bütün isimleri kutsiye, mukaddes ve cemile son derece güzel olan bir zat-ı cemili Zülcelal'in, sonsuz güzelliğe sahip olan Allah'ın tazelenen sanatlarıdır. Tahavvül eden halden hale geçen nakışlarıdır. Taharrük eden hareket halindeki aynalarıdır. Birbiri arkasından gelen sikkeleri imzalarıdır. Hikmetle değişen hatemleri, yani mühürleridir. Elhasıl netice, şu kitab-ı kebir-i kainat, kainat denilen muazzam kitap, nasıl ki vücut ve vahdete, Allah'ın varlık ve birliğine dair ayat-ı tekviniyeyi, yaratılmış ayetleri bize ders veriyor, öyle de o Zat-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye, yani celali, cemali ve kemali vasıflarını da şahade eder ve kusursuz ve noksansız kemali zatisini, zatındaki sonsuz mükemmelliği, kusursuzluğu ispat ederler. Çünkü bedihidir ki, apaçık bir gerçektir ki, bir eserde kemal, mükemmeliyet, kusursuzluk, o eserin menşe ve mebdi kaynağı olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise ismin kemaline, mükemmeliyetine ve ismin kemali sıfatın kemaline ve sıfatın kemali şe'n-i zatinin, zatındaki hallerin kemaline ve şe'nin kemali, o zatındaki hallerin mükemmeliyeti, o zat-ı zişu'nun, o hallerin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten aşikar olarak delalet eder. Mesela nasıl ki kusursuz bir kasrın, sarayın mükemmel olan nukuş, nakışları ve tezyinatı süslemeleri, arkalarında bir usta efalinin, fiillerinin mükemmeliyetini gösterir. Baştan savma yapmadığını, özenerek yaptığını gösterir. O efalin mükemmeliyeti, o fail ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir. Ve o sanat ve sıfatların mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuun-u zatiye, zatına mahsus haller denilen kabiliyet ve istidad-ı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o şuun ve kabiliyet-i zatinin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyet-i zatiyesinin, zatındaki mahiyetin mükemmeliyetini gösterdiği müsüllü. Aynen öyle de bu usta misali ve onun kabiliyetleri penceresinden baktırarak Bediüzzaman diyor ki, aynen öyle de şu kusursuz, fütursuz, her teramin fütur sırrına mazhar olan, yani en küçük bir kusur görüyor musun sırrına mazhar olan şu asar-ı meşhude-i alem, alemde görünen muhteşem sanatlı eserler, şu mevcudat-ı muntazama-i kainatta intizamlı yaratılmış varlıklar olan sanat ise bir müşahede, bir müessir-i zül-iktidarın, son derece kudretli, tevsir sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kemali efaline, fiillerinin mükemmeliyetine delalet eder. O kemali efal, fiillerin kemali ise bilbedahe o fail-i zülcelalin, yani Allah-u Teala'nın kemali esmasına, isimlerinin kusursuzluğuna, mükemmelliğine delalet eder. O kemali esma ise bir zarure o esmanın, o isimlerin, binbir ismin müsemmâ-i zülcemalinin, yani bütün o isimlerin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kemali sıfatına delalet ve şehade eder. O kemali sıfat ise bil yakin
o mevsuf-ü zülkemalin, o vasıflarla vasıflanmış olan Allah-u Teala'nın kemal-i şuununa, kendi zatındaki hallerinin, hünerlerinin mükemmeliyetine delalet ve şehadet eder. O kemal-i şuun, hallerin mükemmeli ise bihakkal yekin, o zişunun, o hallerin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kemal-i zatına, zatının ve hakikatinin kusursuzluğuna, mükemmelliğine öyle delalet eder ki bütün kainatta görünen bütün enva-ı kemalat, mükemmeliyet nebileri onun kemaline nispeten sönük bir zilli zayıf, zayıf bir gölge suretinde bir zat-ı zülkemalin ayat-ı kemali, Allah'ın zatındaki sonsuz mükemmelliğin delilleri ve rumuz-u celali, celalinin remizleri ve işarat-ı cemali, güzelliğin işaretleri olduğunu gösterir diye ne kadar güzel bir sıralamayı takip ederek dediği zaman eserden, fiilden, isimden, sıfattan, şunat-ı zafiyeden Cenab-ı Hakk'ın zatına ve hakkına kadar o silsiyi takip ederek Cenab-ı Hakk'ın zatının son derece mükemmel, kusursuz ve sonsuz güzel olduğunu yaratmış olduğu eserler penceresinden baktırarak ispat etmiş oldu. Güneşler kuvvetinde 11. lem'a, oraya geldik. 19. sözde tarif edilen Kitab-ı Kebir'in, kainat kitabının ayet-i kübrası, en büyük ayeti ve o Kur'an-ı Kebir'deki ismi azamı, kainat kitabının, kainat Kur'an'ın en büyük ismi, ismi azamı ve o şeceri kainatın çekirdeği ve en münevver nurlu meyvesi ve o sarayı alemin, kainat sarayının güneşi ve alim İslamiyet'in bedri münevveri, Allah Allah, İslam aleminin parlak ayı, dolunayı ve rububiyet-i ilahiyenin dellal-ı saltanatı ve tılsım-ı kainatın keşşaf-ı zihikmeti, hikmet sahibi, keşfedici olan Seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam, bütün enbiyayı sayesi gölgesi altına alan Risalet peygamberlik cenahı ve bütün alemi İslam'ı himayesini alan İslamiyet cenahları kanatlarıyla hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselini, bütün evliya ve sıddıkini ve bütün asfiya ve muhakkikini, büyük İslam alimlerini de arkasına alıp bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip arş-ı ahadiyete yol açıp gösterdiği imanı billah, Allah'a iman ve ispat ettiği vahdaniyeti ilahiyeye hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem 19. sözde ve 19. mektupta o bürhan-ı katı'ın, Allah'ın varlık ve birliğinin en kesin ve kuvvetli delilinin, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abül Hayat'ın marifetinden 14 yaşa ve 19 işaret ile o Zat-ı Mucizuman'ın, Aleyhisselatü Vesselam, envi mucizatı, mucize çeşitleriyle beraber icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada şu işaret ile iktifa edip o vahdaniyetin bürhan-ı katığını, kesin delilini tezkiye eden ve sıdkını, doğruluğunu şahade eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz diyerek çok uzun bir salavat-ı şerif var burada Arapça olarak. Biz onu Güneşler kuvvetinde 12. lema, şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahri hakaiktir, hakikatler denizidir ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi, 22 damlası, yani Kur'an-ı Kerim bir tevhid denizi, 22 söz de onun 22 damlacığı.
Ve öyle bir menbu-ı envardır, nurlar kaynağıdır ki şu 22 söz o güneşten, Kur'an güneşinden ancak 22 leması parıltısıdır. Evet, o 22 adet sözlerin her birisi semai Kur'an'da, Kur'an semasında parlayan bir tek necmi ayetin, ayet yıldızının bir leması parlaması ve Bahri Furkan'dan, Kur'an denizlerine akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir kenzi azam-ı kitabullah'ta, Allah'ın en büyük mukaddes kitabı ve hazinesi olan Kur'an'da her biri birer sandukçu-i cevahir, mücevher sandığı olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşhasında bir nebze tarif edilen o kelamullah, Allah kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan, ismi azamdan, arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli-i azımından nüzul edip inip, ezeli ebede rabd edecek, bağlayacak, ferşi, yeri, arşı, göğe bağlayacak, bir vüsat ve ulviyet içinde bütün kuvvetiyle ve ayatının, yani 6666 ayetlerinin bütün katiyetiyle mükerreren, tekrar tekrar La ilahe illahu der. Ondan başka ilah yoktur diyor Kur'an-ı Kerim başlanışıya kadar. Bütün kainatı işhad eder, şahit tutar ve şehadet ettirir. Evet, La ilahe illahu beraber mizan et alem. Alem hep beraber La ilahe illahu diyor. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp, sağlam bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki cihat-ı siddisi, altı ciheti öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki hiçbir zulmet, karanlık, hiçbir dalalet, sapkınlık, hiçbir şüphe ve ray, hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhuli dahil olmaya fırça bulamaz. Çünkü yani Kur'an-ı Azimüşşan'da başından sonuna kadar hiçbir yerinde bir hile, şüphe, rayp, besbese katiyen içerisine giremez. Çünkü üstünde sikki-i icaz, yani mucize imzası var Kur'an'da. Altında bürhan ve delil, arkasında nokta-i isnadı, mahz-ı vahy-i Rabbani, Allah'ın vahyine dayanıyor. Önünde saadet-i dareyn, dünya ve ahiret saadetini sağlıyor müminlere. Sağında aklı istintak edip, sorgulayıp, tasdikini temin, yani efelâ-i akilûn, efelâ-i tefekkürün gibi ayetlerle, niçin akletmiyorsunuz, niçin düşünmüyorsunuz, niye tefekkür etmiyorsunuz diye aklı sorgulamaya davet ediyor. Ve tasdik ettiriyor kendisini. Solunda vicdanı istişare ederek, şahit tutarak teslimini tespit, içi bilbedahe aşikare, safi hidayeti rahmaniye. Yani hüden lil müttakin, Kur'an-ı Kerim, her şeyle müminler için, takva ehli müminler için bir hidayet rehberidir. Hidayet kaynağıdır Kur'an-ı Kerim. Üstü bir müşahede görüldüğü gibi, halis envar-ı imaniye, iman nurları, meyveleri kazandırdığı bir aynel yakin kemalat-ı insaniye ile insanları mükemmelleştirmek suretiyle müzeyyen, zinetlenmiş asfiya, büyük İslam alimleri ve muhakkikin-i evliya ve sıddıkin, sadıklar olan o lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen, derinden derine gayet mu'nis ve mukni, ikna edici, nihayet ciddi ve ulvi ve bürhan delil ile mücehhez donanmış bir sedai semavi, semavi bir ses işleyeceksin ki öyle bir katiyetle La ilahe illahu der ve tekrar eder ki hakkal yakin derecesinde söylediğini aynel yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor.
öyle ifade ediyor hem de feyiz hali sağlıyor. Elhasıl bu derslerin toplamının sonucu şöyle. Her birisi bu 12 lama birer güneş olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki, Kur'an-ı Kerim ki, biri alem-i şehadetin lisanı olarak bu görmekte olduğumuz alemde bir lisan olarak bin mucizat, bin mucize içinde bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde, tasdikleri altında İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikati, diğeri alem-i gaybın lisanı hükmünde 40 vücuh-u icaz ile mucize özelliğiyle, yani birisi peygamberimiz, bir Kur'an-ı Kerim olarak kainatın bütün ayat-ı tekviniyesinin Allah'ın kudret kalemiyle yazdığı, yarattığı, yaratılmış ayetlerin taht-ı tasdiklerinde hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikati, o hakikat güneşten daha bahir, açık, gündüzden daha zahir olmaz mı? Tabi Allah'ın varlığını inkar etmeye yeltenen ve Kur'an-ı Kerim'i de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uydurmasıdır diye söyleyen devlet adamlarının olduğu bir Türkiye'de üstad bunları söylüyor. Ve diyor ki onlara, ey dalalet arut, sapıklık içerisinde yüzen mütemerrit, inatçı insancık. Bu hitap Kur'an'ı kaldırmaya çalışanıdır diye altta bir dipnot var haşiyede. Yani Kur'an kaldırılsın, tercümesi camilerde okunsun diyene hitaben üstad söylüyor. İnatçı insancık, ateş böceğinden daha sönük kafa ferinde nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin, onlardan istigna edebilirsin, üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tuh tuf senin o münkir aklına, nasıl o iki lisanı gayb ve şehadet, yani Peygamberimiz ve Kur'an ve bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabını söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin. Ey biçare ve sinekten daha aciz, daha hakir aşağı. Sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe, yalanlamaya ve inkarı yeteniyorsun? Diye dersini burada tamamladıktan sonra Bediüzzaman Hazretleri hatimede bir paragraf şöyle diyor. Ey aklı hüşyar, uyanık, kalbi müteyakkız arkadaş. Eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fehmettin, anlamışsan, 12 lamayı birden elinde tut, binler elektrik kuvvetinde bir sirac-ı hakikat, hakikat lambası bularak arş-ı azamdan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'ani, Kur'an ayetlerini yapış, burak-ı tevfike bin, semavat-ı hakaikte, hakikatler semasında uruc et, yüksel, arş-ı marifetullah'a çek, çık. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek de. Ve la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir diyerek bütün mevcudatı kainatın, kainattaki varlıkların başları üstünde ve mescid-i kibir-i alemde vahdaniyeti, Allah'ın varlık ve birliğini ilan et diye dersini bağladı. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuahidna innesina vahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte ve alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lena bih. Vafu anna vafir lena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Rabbena la tuzi kulubena ba'de idhedeytena ve heblena milledünke rahme innikentel vehhab. Vafir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.